abi. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Telaşa gerek yok. Kemal. Beyaz araba bağ evinde. Oradan alırsın. Alırım efendim. Hadi. Yine bir şeyler dönüyor ama hadi hayırlısı. Muzaffer. Gelsene. Geçmişi unutacağım. Artık yeni bir sayfa açacağız. Sen... Ben ve çocuğumuz. Gerçekten mi? Geçmişte hiçbir şey beni böylesine hayata bağlamadı. Bunu sana borçluyum. Buraya geldiğimde kafam karmakarışıktı. Ama şimdi... senin yanında öyle mutlu ve huzurluyum ki. Daha da mutlu olacağız, bak göreceksin. Sana da... çocuğumuza da gözüm gibi bakacağım. Söz veriyorum. Ben de. Ben de söz veriyorum. Sana ve çocuğumuza çok iyi bakacağım. Sen Tanrı'nın bir armağanısın. Yasin Ağa! Yasin Ağa! Hayırdır bu saatte? Haber getirdim. Haber mi? Kimden? Çolak Rıza'dan. Kuru derede sene mi getireceğim bizi? Böyle ulu orta. Ama Yasin Ağa, Çolak Rıza... Deme, o adı burada deme. Seneler önce kapandı, bitti o maslahat. Ortalığı bulandırma. Ölüm döşeğinde gariban. Kötüledi demek. Kötüledi. Seni görmek istiyor. Görüp de ne yapacak ki? Diyecekleri varmış. Ne diyecek ki? Kusura bakmayın. Gel hemşire. Yok, rahatsız etmeyeyim ben. Seni yalnızsın sanmıştım. Girsene. Gerçekten çok üzgünüm. Endişelenme. Bundan sonra daha iyi olacağım. Abi. Nasıl sevindim bilemezsin. Benim kadar sevinemez. Baba oluyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Yok, ben sadece çok şaşırdım. Beklemiyordum. Hayatın sürprizlerinden biri daha işte. Tebrik ederim abi. Sağ ol. Peki annemizi? Seni de tebrik ederim Serapcığım.
Çok teşekkürler. Bu mutluluğumuzu dostlarımızla paylaşmak istiyorum. Herkes duysun, görsün. Yarın akşam bir davet verelim. Ne gerek var Muzaffer? Yok yok, verelim. Sen tertip dersin değil mi hemşire? Tabii, tabii ki. Âlâ. Öyleyse ben hemen işe koyulayım. Size iyi geceler. İyi geceler. Kafan yer ha. Dinledi değil mi? Alan ben de bakıp durmayacağım. Hoş gelmişsin Kemal Efendi. Hoş bulduk. Pek de tiz canlısın ya. Bir denilen iki etmiyor. Niye ikiledim ki? İşimi yapıyor. İşini diyorum ben de. İyi yapıyorsun. Yani şoförlüğün pek güzel. İyi madem. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bununla da iki çift laf edilmiyor ya. Sanki bu kız biz kızan. Halide Ana, ne oldu? Her şey bitti. Sonunda başardı. Güllü hepimizin hakkından geldi. Yine ne yaptı? Hamile kalmış. Çiftliğe kazığı çaktı senin anlayacağın. Demek Muzaffer'in dölünü tuttu ha? Ne yaptıysam olmadı. Yenildik. Sağ olasın Seyyare Ana. Yasin ağa bunu Kemal'a ver dedi. Ne bu? Pazar edilecek. Kemal'a söyle o neyi nereden alınacağını çok iyi bilir dedi. He bilirim. Yasin ağa nerede ki? Ama ne bileyim sabahın köründe kalktı geçti. Niye bu kadar kabarık polise? Bilmiyorum. Neyi? Akşama davet var. Davet? He ya. Muzaffer Bey baba oluyor ya, onu kutlayacaklar. Ne oldu biliyor musun? Ne zamandır çiftlikte bebe sesi duymuyordum. Kulağımızın pası silinecek inşallah. Yerin beyleri de davet etmeyi unutma Halide. Olur abi. Hayırlı olsun hanımım. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Allah analı babalı büyüsün inşallah, bol rızıklı. Sağ ol Seyyar koca. Hadi canım biz gidelim. Peki kocacığım. Sizin de gözünüz aydın bacım. Hadi ya artık arabada üç kişi taşıyorsun Kemal. Biraz daha dikkatli olmalısın. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman.
Hoşça kalın. Gel. Müsaade var mı hanımım? Gel Gülizar. Böyle un çuvalı gibi oturup kendi kendimize kızıp tozmayla ne olmaz. Bu göt görme diye meydan bırakmayalım. Ya ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Savaşalım. Savaşacağız. Yenilgiyi kabul mü edelim? Artık yapacak bir şey yok Gülizar. Karnında Muzaffer Dinç Aslan'ın varisi var. Karnını aldı diyelim. Kucağına da alacak değil ya. Ne demek istiyorsunuz? Demek istiyorum ki doğmamış çocuğa don biçilmez. Şimdi bu çocuk doğabilirdi, düşebilirdi. Öyle değil mi? Hayat bu. Ne olacağı belli mi olur? Sen Cemşira'yı? Diyeceğim var Cemşira'ya. Ne diyecek misin bakayım? Muş da verecektim Cemşira'ya. Ne muşlusuymuş ha? De Kalkma, yorma kendini. Safa gelmişsin. Geçmiş olsun. Sağ olsun ama geçici değildir Yasin'a. Günlerim sayılıdır. Öyle deme. Hastalığı veren Rabbim şifasını da verir elbet. Sayılı nefesimin sonuna geldim Yasin'a. Bilir. Senden son bir isteğim olacak. Sen o çiftlikte Allah'ını bilen tek adamsın. Bana senden başkası yardım edemez. Söyle. Ne olacaksa. Bana oğlumu getir. Ölmeden önceki son isteğim budur. Onca yıl sonra elim kolum bağlıdır Rıza. Herkesin hayatı alt üst olur. Başka şey iste hemen yapayım. Ama bunu tövbe yapamam. Raşit. He. Çok para değil mi bu? Çok para. Nasıl aldın? Birikmişim vardı kurban. O kadar para bayılınır mıymış bu kutuya?
Kazandıracaklarının yanında üç beşin önemi yok. İyi radyo bu, ne kazandıracakmış. Sabırlı ol Cemşir, göreceksin. Selamun aleyküm verenler. Ve aleyküm selam kaba hafız. Buyur. Cemşir Ağa'ya haberlerim vardı da. Neymiş? Kuru kuruya olmaz Eren. Muştumu isterim. Sen ne diyorsun hafız? Elde yok, avuçta yok. Avrat çekip gitmiş. Kerem'in arpa tarlası gibi yanmışım. De diyeceğin. Muştumu verince hiçbir derdin, tasan, sıkıntın kalmayacak. De söyle ne söyleyeceksen. Ona göre düşünürüz bahşişini. Sen şimdi Cemşir Ağa olarak da... Hafız, uzatma de diyeceğin. Dede oluyorsun dede. Gözün aydın. Güldün yük. Tabii. Yalan söyleyecek halimiz mi var bizim? Zati kibriyalardan mı efendi? Her gece rüyalarımda görüyordum. Sonunda oldu. Aferin be Gülliye. Aferin be Gülliye. Reşit. He. Sana ne oluyor? Ne oluyor mu var kabah, ne oluyor mu var? İşler istediğimden daha loş oluyor. Cemşir'imin sırtı artık yere gelmez. Gelmez değil mi Reşim? Gelmez. Güllü koskoca Muzaffer Bey'in bebesini doğuracak. Bu öyle alelade bir bebe değil. Bu bebe Muzaffer'in bütün mirasının tek varisi. Küçük Cemşir. Muzaffer'in nesi varsa Güllü'nün olacak. Böyle buyurun. Her şey yolunda görünüyor. Son derece sağlıklısınız. Ama bundan sonra hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Ağır kaldırmak, yüksek bir yerlere uzanmak yok. Hamur işlerine ve ağır yiyeceklere de rağbet etmeyeceksiniz. Duydun değil mi Güllü? Bundan sonra bebeğin gelişimini takip edeceğiz. Düzenli olarak tetiklere gelmeniz gerekiyor. Peki doktor bey. Sağ olun doktor. Hadi. Hayırlı işler. Sağ olasın Yasin'e. Sana da hayırlı günler. Selametle. Yasin emmi. Yasin emmi. Yasin emmi. Yasin emmi! Ya Yasin emmi, senin kulaklar da iyice gitmiş ha. Deminden beri sesleniyorum, duymuyorum beni. Öyle mi? He. Ver fileleri taşıyayım. Gerekmez, gerekmez. Ya niye gerekmez, ver. Bunca yıllık emeğim var bana. İki tane fileni taşımışım çok mu, ver. Benim de, dayının. He. He. İyi o zaman, kal sağlıcaklarına. Hadi, kal sağlıcakla. Sen de, sen de. Yasin emmi. Bir şey diyeceğim. Bu Kemal'in dayımın arabasında ne işi var? Şoför işte. Şoför. Allah Allah. Başka adam mı kalmadı şoförlük yapacak emmi? Niye? Şoförlüğü iyi. Mazbut. Efendi bir adam. Efendi öyle mi? He. Peki dayım nasıl müsaade ediyor buna? Neye müsaade? Ha. Haberin yok yani. Neyi bilmiyorsun? Tamam, yok bir şey, boş ver. Evladım, söylesene, neyi bilmiyorsun? Ya boş ver, yok bir şey, önemli değil. İyi olmuş, güzel olmuş, halloş.
Hadi, daha sağlıcakla emme. Daha sağlıcakla. Vay be, Gülü'ye bak. Durdur arabayı. Durdur dedim. Niye? Konuşacaklarım var. Ben artık kavga falan etmek istemiyorum. İyi. Etme o zaman. Kemal. Bitti. Artık kimin haklı kimin haksız olduğu mühim değil. Ne yaşadığımızda. Artık her şey geçmişte kaldı. Anlıyor musun? Lütfen anla. Çocuğum olacak. Anne olacağım. Kocamla birlikte bir aile kuracağız. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben kendime bir yol çizdim. Benim yolumda sana yer yok. Sen de kendine yeni bir yol çiz. Çiftlikten ayrıl. Kendine yeni bir hayat kur. Burada ne işin var yoksa? Ne diyeceksen de bakalım. Erim askerdir. Gönlüm kaydı bir delikanlıya. Zaten üstüme ceket atsan gibi kalırım ben. Yani anlayacağım başım belada. Önümdekinden kurtulmam lazım. Bir şeyler deyiver bana. Avucum kaşınıyor. Anlamıyor mu? Anladım. Vereceğiz elbet paranı. Acelen ne? Bu kaşıntı geçmeyince aklıma gelmez ne diyeceğim. Hemen çekiverelim belge. Abo, yok. Korkarım ben. Benim belim sakat hem. Zıplatalım o vakit seni. Veyahut da karnına taş vuralım. Ya nene, öldürecek misin beni? O atlar işlerken iyi değil mi? Ya Sema, şöyle içmeli bir şey deyiversene. Yani yok mu bir ilacın bu karnımdakini düşürecek? Demin verdim ya nene. Gene kaşınıyor. Bekle vakit. Sana bir ilaç kaynatayım. Yok yok.
Sen malzemeyi deyiver. Ben evde kaynatır içerim. Bana bak hele. Beni aven mi belledin? Ben gebeyi gözünden tanırım. Yaban çileğini ya da soğan kabuğunu bir güzel kaynatıp içirecek. Hele ikisini bir karıştırırsam. O vakit ne var ne yoksa söker atar. Kolay gelsin. Sağ olasın hanımım. Her şey yolunda mı diye bir bakmak istedim. En yolunda inşallah. İtalyan takımları çıkaracaksınız değil mi? İyi, onları çıkaracağım. Sıcak mezeleri de şimdiden yapıp bekletmeyin. Sıcak sıcak servis yapın. Olur hanımım. Her şey birinci sınıf olmalı. Bir aksilik olsun istemiyorum. Anladım hanımım. Yıllarımda hasret yüklü çekem dedim, çekemiyorum ah. Gözlerimde sevda saklı dökem dedim, dökemiyorum ah. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum of. Güneşi bağlasam maya, seyreylesem doya doya. Gönül hazır tutuşmaya, yakam dedim, yakamıyorum. Kemal ne oldu? Cincik kesti, mühim değil. Mühim olmaz olur mu hiç? Kanamayı durdurmak lazım. Hem derin mi bir bakalım. Belki tampon yaparız. Zahmet olacak size. Yok canım, ne zahmeti, gel hadi. Nasıl oldu bu? Kaza işte. Ağzın da pek sıkı. Seninle sohbet etmek için ne yapmak lazım bilmiyorum. Ben kendime bir yol çizdim. Benim yolumda sana yer yok. Sen de kendine bir yol çiz. Yalnızsınız sanıyordum.
Uzatma Gülzar, ne vardı? Şey, teyzemgillere gidecektim ya. Size selamları var. Gelirken de öteberi aldım, onu diyecektim. Sağ olun anne. Afiyet olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Önemli bir şey yok. Nazibini dökmemişsin. Dökeceğim, dökeceğim. Hadi hemen şimdi dök. Ya Sina, her şeyin bir sırası var. Acelen ne? Yahu sinekler üşüşmüş üzerine. Dök şunları. İyi, peki. Nereden çıktı şimdi bu? Yani aslı demiştin de merak ettim. İyidir. Aklı ara sıra gider gelir. Yapacak bir şey yok. Arada bir annenin çiftliğe getir de burada yetsin içsin. Söylerim. Ama gelmez herhalde. Niye gelmesin? Başkasının pişirdiği yemeği yemez. Sen buraya gelmeden Muzaffer Bey'i tanıyor muydun? Muzaffer Bey'i kim tanımaz ki? Yani Muzaffer Bey'le hiç alışverişin olmadı mı? Nasıl? Ya ne bileyim, hani hiç rastlaşmadın mı yerde, karşılaşmadın mı? Öyle derler ya hani. Yok, olmadı. Hayır, hayır. Cemşir dede oluyor.
Dedem oluyor. Ha, onun için bu davul zurna. Güllü'nün mü bebesi oluyor? He ya. Allah aşkına. Allah cezanızı vermesin. Ben de belledim ki. Ne oldu lan? Dayıoğlu geliyor lan. Sevinmedin mi? Şey mi bu? Ya şey. Yaban çileğiyle soğan kabuğu. Kadın bir tanesi getirdi ama ben ikisini bir kaynatıyorum. Niye? Niyesi mi var? İşimizi garantiye almak için. İçinde ne var ne yok süker atar herhalde. Tadı kötü olmaz mı? Nasıl içecek bunu? Sen tasalanma hanımım. Şekerle limondan bir güzel ayarlarım ben. Senin. Aa, ne işim olacak ki? Güllü benim küçüklükten arkadaşım değil mi? Eğlenmeye geldim. Ben de kıskançlıktan çatlarsın diye bellediydim. Neye kıskanacakmışım? Neye olacak evde kaldığına? Bana bak, cinlerimi başıma aldırma benim. Herhalde ki sevineceğim Güllü için. E ya öyledir. En iyisini Güllü yaptı. Ne edeceydi Kemal'i? İt kılı postal bağı. Şincik kucağına aldı mı çocuğunu, ondan kertim ölüm yok ona. Sen de arpacı kumlusu gibi düşün, dur. Ne düşüneceğim be? Sanki doğru dürüst adam vardı. Doğruluk minarede kalmış, onun da içi eğri. Hem erkeğin doğrusu mu olurmuş? Kim kaybetti de sen bulacaksın. Neden öyle söyledin ki? Er kişi vardı, kötüdür. Her kişi vardır, iyidir. Şöyle iyi baksana bir etrafına. Baktım, baktım. Hem senin bu avratların içinde ne işin var? Açıl bakayım şöyle. Hadi, çekil. Gel hele. Ne yapayım burada kaba? Kafamı dağıtayım diye dolaştırıyorum işte. İyi ettik vallahi. Ne zamandır görmemiştim Pipi'mi. Sağ olasın kızım. Sen de bana yarenlik ettin. Ay lafı mı olur Meryem dezi? Ne eğlencesiymiş bu? Bakalım mı dezi? Kızım şimdi ya... Ay ne olur bakalım azıcık ha. Hadi tamam hadi. Ne eğlencesiymiş bu? Cemşir'in kızı Güllü. Gebeğim işte onun eğlencesi. Güllü mü? Sattım. Yürü be. Ne oluyor dese? Güllüsü baksın. Sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Tarif edemeyeceğim kadar mutluyum. Ve bu mutluluğumu sevgili eşime borçluyum. Bana hayatımın en güzel hediyesini verdi. Bir çocuğumuz olacak. Çok güzel. Harika bir haber bu. Tebrikler. Teşekkürler. Güzel anneye güzel bir hediye alırsın herhalde. Aa, hay Allah. Unuttun gördün mü? Aşk olsun Muzaffer. Hediye bekleyen mi var senden? Hadi canım. Ben seni bilmez miyim? Sen hiçbir şeyi unutmazsın. Sakın intikam alıyor falan olmuyorsun. Heyecandan olmalı.
Seni unutmam mümkün mü? Muzaffer. Çok güzel bu. Dünya paradır şimdi bu. Ne gerek vardı? Sen her şeyin en güzeline layıksın. Hemşire. Biraz sıcak olmadı mı? Çift için kadeh kaldıralım. Haydi, rol. Rol. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Serap dur. Ne yapıyorsun? Gebeyken sakıncalı değil mi alkol? Ha, öyle mi bilmem. Öyle tabii. Bundan sonra sana içki yasak. Bizim oralarda kadınları genellikle yasak olduğu için. Ben size hazırladıydım. Meyvelerden. Kan yapıcı. Ne var bunun içinde? 10 çeşit meyve kattım Serap Hanım. Kokusu bir tuhaf, içim mayhoş oldu. Şifadır, bir dikişte için. Madem şifadır diyorsun. Tamam. Dansı bana lütfeder misiniz? And by your side is the only place I ever want to be. We met and from the start true love can do. I have the best of everything now that I have you. Kocacığım, yoruldum artık. Oturalım mı biraz? Ne oturayım var? Terledim. Üşütmeyeyim de. Peki. Sana haberlerim var abi. Nedir? Renan. Renan geliyormuş. Artık Adana'da yaşamaya karar vermiş. Fransa'ya dönmeyecekmiş. Pekala.
Gelsin bakalım. Memnun oluruz. Tabii ki en çok memnun olacak kişi benim. Sık sık görüşürüz bundan sonra. Sanattan, aktualiteden konuşacak biri lazım, öyle değil mi? Evet. Traktörlerin gelmesine de az bir vakit kaldı. Heyecanla gün sayıyorum. Sayarsın tabii. Kârını 3'e 5'e katlayacaksın. Kazandığın paraları sayamayacaksın. Evet, bir yunurgat işsiz kalacak ama maalesef yapacak bir şey yok. Bunun için hükümetimizin bir an evvel önlem alması lazım. DP'ye geçtiğini unutmuş gibi konuşuyorsun Muzaffer. Hükümet biziz. Canım, bizim önlemimiz ne ifade edebilir ki? Bunlar sosyal meseleler azizim. Milli politikalar üretmek gerek. Bravo Muzaffer. Her zamanki gibi bakışın çok doğru ama adres yanlış. Demokrat Parti sosyal meselelerin çözüleceği yer değil. Yahu zamanında CHP bu meseleleri çözüyordu da benim mi haberim yok? Traktörlere. Abimin en sevdiği şişelerinden biridir. Ne duruyorsun? Nerede kaldı centilmenlik? Boş dursun diye getirmedim ben bu kadehleri. Şu Kore Harbi 3. Dünya Harbi'ni davet edebilir. Siz ne düşünüyorsunuz Paşazade? Bir Demokrat Partili olarak düşünceniz nedir? Karamsarsınız azizim. Her zamanki gibi. Atlantik Paktı'na sokacak bu harp bizi. Paşazade, Türkiye taarruza uğrarsa peki? Amerika yine yardım edecek mi? Sen neler söyleyeceksin Muzaffer? Eski partilin köşeye sıkıştırıyor beni. Son toplantıda neler söylediğimi unuttun galiba. Tamam, tamam. Aklımdan çıkmış. Aman fikirlerin sende kalsın. Gülizar, Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Serap, iyi misin? Yok, değilim. Doktor çağırayım mı? Yok, yok. Gerek yok. Midem bulandı biraz. Geçer şimdi. Muzaffer, telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. Midesi bulandı.
Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Olacak o kadar. İyiyim, merak edecek bir şey yok. Muzaffer, sen misafirlerin yanına git. Ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan, hadi. Peki. Güllüm, kızım. Kalanım kızım benim. Serap Hanım. Abo, suratınız pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa niyetineydi o. Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez. O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Bugünleri de mi görecektik Muzaffer'cim? Şu haline bak. Toy delikanlılara dönmüşsün. Bunca yıldır tanırım seni. İlk kez bu halde görüyorum. Yapmayın Allah aşkına ya. Gelmeyin üstüme. Bunlar hassas meseleler. Bu meseleleri bahane edip politikayı bırakmazsın inşallah. Bilakis artık dört elle sarılacağım politikaya. Bu memlekette büyüyecek bir çocuk dünyaya getiriyoruz. Artık sorumluluğum çok daha fazla. Değil mi? Küçük Bey kaçıracak değilim sizi. Sadece şu partiden uzaklaşmak istiyorum. Bakma öyle. Görmek istemiyorum bu partiyi. Hem onlar da bizi görmesini istiyorum. Bizi bulamayacakları bir yerinde. Aramayacaklar mı sizi? Merak etme. Yokluğumu fark edecek kimse yok. Haksızlık etme. Partide olmadığınızı... Boş ver şu partiyi artık. Parti sözü duymak istemiyorum. Çok sıkıldım. Tamam, kızmayın. Siz nasıl isterseniz. Nasıl oldu Elif? Kapalı kutu gibisin. Ne zaman ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. Benim hakkımda her şeyi biliyorsun. Ama ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne düşüncelerini, ne duygularını, ne de içinden neler geçtiğini. İçinden neler geçiyor Allah aşkına? Thank you.
Rıza. Üzüm kemin, ameli şeytani ve seyyatil hakim. Hafız, kapıyı açsana. Yok. Ya niye açmıyorsun kardeşim kapıyı? Kesin kötü bir şey olmuştur. Ya Hafız, rüyanda mı gördün kardeşim ya? Aç şunu. Sabah sabah niye böyle kapı çalıyor ki? Lan Hafız, sen yoksan birine bir şey mi ettin lan ha? Tövbe, hayır. Ne edeceğim ki? Hafız. Etmemişimdir inşallah. Ulan kapak. Ulan kapak. Sabah sabah. Yasin emmi. Hoş geldin emmi. Gel buyur. Hayrola emmi sabah sabah. Vallahi neyin hayır neyin şer olduğunu Allah bilir. Sabah şerifleri hayır olsun Yasin ağa. Sağ olun Hafız efendi. E buyur geç. Rahatsız etmeyeyim. Ramazan'la konuşacaklarım vardı. E konuşun konuşun ben rahatsız olmam. Dışarıda konuşsak iyi olacak. Ha. Emme ben üzerime bir şey alıp geliyorum. Çekil bak. Emme kabağı görecektin demin. Demin sen kapıya vurdukça korkudan yerinden zıp zıp zıplıyordu. Zıp zıp zıplıyordu biliyor musun? Baban ölmek üzere Ramazan. İlahi emmi ya. Emmi benim babam öleli seneler oluyor. O değil. O değil mi? Hangi sen mi? Benim kaç tane babam var ki? Bak Ramazan, bunları diyerek seni üzmek istemezdim. Ama vicdanım el vermiyor. Senin baba bildiğin asıl baban değil. Değil mi? Nasıl? Asıl baban ölüm döşeğinde. Seni de son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Benim bir tane babam var. Hemen. Hayat ne güzelmiş be ana. Ana, sen bir içeri geç. Benim şuna söyleyecek iki çift lafım var. Kızım, olma sen kimseye. Sakin dur. Sen git ana. Kemal.
Kemal. Sen laftan anlamayacak mısın? He? Ne konuştum ben seninle? Çiftlikten gideceksin demedim mi? Seninle insan gibi konuştum. Açıkça anlattım. Öyle değil mi? Öyle. Söylediklerim bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış ama. Daha nasıl anlatayım ben sana? Dediklerini gayet iyi anladım. Ne arıyorsun o zaman hala bu çiftlikte? Seninle bir alakası yok. Öyle mi? Öyle. Tavsiyen üzerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Çiftlikte. Neymiş o yol? Zamanı gelince öğrenirsiniz Serap Hanım. Ramazanım, yaklaş bakayım. Sen benim oğlumsun. He. Öyleymiş. Ama tıpkı anana benziyorsun, biliyor musun? Benim gönlüm bayram yerim. Peki ya seninki? Ben seni tanımıyorum. Eren adamsın. Ne bayramı? Diyeceğim bir şey varsa da yoksa ben gidiyorum. Benim vadem doldu. Bu kulaklarıma şimdiye dek çok şey geldi. Ama onlar hep bir laf aradı. Şu diyardan göçmeden bana baba der misin? Ha, ondan. Ben onun için çağırdım buraya. Sana baba diyeceğim, he mi? Sen benden eğleniyorsun mu? Tövbe estağfurullah. Bak, ben bu yaşıma kadar baba diye hep başka birini bildim. O da hayal meyal aklımda. Allah rahmet eylesin. Anamı hiç bilmedim ben. Bir de neyi bilmedim biliyor musun? Cibiliyetsiz çocuklar gibi niye sersefil büyüdüğümü. Yadırgı veletler gibi niye ortada kaldığımı. Ben bunları hiç bilmedim. Ben var ya... Koca çiftlikte tek başıma eli gibi oradan oraya dolandım durdum. Benim kimse kafamı okşamadı. Kimse benim derdimi sorma. Benim aklımı hafızam almıyor biliyor musun?
Benim kaderim niye böyle? Oğlum. Eğer baba olacaksan baba gibi davranacaktın. Ben de belki Muzaffer dayım gibi büyük adam olurdum ha. Okurdum. Sana yemin ediyorum. Bana saygı duyarlardı. Şimdi böyle her önüne gelenin gagaladığı kel tavuğa dönmezdim. Ramazan. Ölüm döşeğinde vicdanın acıdı diye baba olmak isterdim. Ben sana baba deyince baba olacaksın mı? Sormayacaksın mı bana? Niye babalık yapmadığımı sormayacak mısın? Ha? Cevabını bilmek istemez misin? Sen de içeri gel. Yerleş öyle. Başladım. Sen de yerleş. Dayı sen de sığılaş. Ha? Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Evet. Açalım da lambalar ısınsın. Hop. Ajans başlıyor. Dinleyin, dinleyin. Bugün tarihi bir gün. Bu çok önemli günde benimle birlikte olduğunuzdan müdahir hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Kalan herkes memleket havadislerinden haberdar olacak. Artık cahil cühela kalmayacak. Herkes ajansı dinleyebilecek. Asrın bu en önemli icadını sizlere sunmaktan şeref duyarım. Zaten bu müessese vatandaşa hizmet için kurulmuştur. Bırak patlizalamayı, geleceğiz, aç şunu sesini. Senin sepetinden de başka bir şey eğlenmez zaten, abana. Ajans kaçacak. Kalan aç şunun sesini. Hop! Ustam ülkemize gelmişlerdir. Kore'de yaralanan askerlerimiz uçakla Tokyo'ya götürüldü. Bugüne kadar 150'si şehit, 150'si kayıp olan askerlerimizin yaralı sayısı da 300'e yaklaştı. General MacArthur, Türklerin kahramanca çarpışmaları, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin salimen yeni müdafaa hattına çekilmelerini mümkün kılmıştır. Hoppala! Niye kapattın? Açsana şunun sesini. Allah Allah. Bozuldu mu yoksa? Tasa etmeyin, bozulmaz. Ama bir şey eksik demişim, onu deyivereceğim. Bundan kelle. Radyoyu safi tıraş olanlar dinleyebilecek. Ne tıraşı? Saç, sakal, paşa gönlüm bir. Tamam, vatandaşa hizmetti. Hizmet. Hizmet ama müessesemizin kıymetli müşterilerine. Anladın mı canım? Kemal?
Ana. Elini öpmeye geldim ana. Kemal abim de çok üzgün, bak dese. Yere batsın üzgünlüğü. Kemal abi elin? Ne oldu eline? Mühim değil. Küçük bir kaza. Affedeceksin ben ana. Senin kırılmanı, üzülmeni ister miyim hiç? Anam. Oğlum. Anacığım. Çiçeği burnunda da delikanlıyım o vakitler. Çiftlikte ırgatlık ediyorum. Günler tekmil kan ter içerisinde. Toza toprağa bulanıp geçip gidiyor. Sonra bir gün onu gördüm. Sanki her şey değişiverdi bir anda. Yüzü gözümün önünde. Gitmiyor. Aklımdan çıkarmayı deniyorum. Olmuyor. Onu hayallemekten gözlerime uyku girmez oldu. Kerincanı kekil istermiş. Sevda bu. Tek bir sarmış başımı. Dermanı tektir. Açılmaya karar verdim. Ne diyeceğimi de kurdum kafamda. Bir ırgat. Koskoca Süleyman Ağa'nın kızıyla. Olacak iş değildi. Kaçır beni dedi. Senin olsun her şeye razıyım dedi. Kaçtık. İmam nikahı kıydık önce. Bir daha kulübesini evimiz belledik. Ama bırakmadılar. Düştüler peşimize. Buldular da. Zorla ayırdılar bizi. Seni nasıl sağ kodular? Bir yarın başına getirdiler. Aşağı ittiler. Öldü diye geçip gittiler. Bir çoban bulmasa sağ kalmazdı. Ananı başkasına vermişlerdi. Böyle kırkını geçmiş kranta bir herife. Babam. Ben öyle belledim yani yıllarca. Allah rahmet eylesin. Kranta'ydı. Yaşlıydı anamdan. Karnında sen vardın. Elim kolum bağlandı. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Uzaktan baktım sonra size. Haberlerinizi duydum. Sonra Salihan hastalanıp öldü. Babam. Sevindim hesabıyla. Derme 40 yıl düşünsem böyle bir sevdanı buldum benim aklıma gelmezdi. Esas da olmuş. Neyin var evladım? Gene neye kahırlandın? Yok bir şey ana. Ne olacak ki? Ben biliyorum ne olduğunu. Güllü denen o çiyan karı yüzünden değil mi? Gebeymiş. Duyduk biz de. Ahali duydu zaten. Bırak o kızın peşini.
Bu sevda sana yaramaz demedim mi? Ah, boyu bozu devrilesice. Bulutsuz günlerde başına yıldırımlar düşesice. Ana. Hala o kızı koruyorsun değil mi? Ne mezhebi genişmişsin be evladım. Elin yüklü orada. Yeter ana. Dur gitme. Gitme. Niyetim seni daha fazla kahırlandırmak değil. Anayım ben. Evladımın gözündeki ateş benim ciğerimi dağlar. Ne sevdaymış be evladım. Mahpuslara düşürdü. Başkasıyla evlendi. Cayamadın gitti. Kendi kendini yaktın, kavurdun. Kendi kendime değil ana. O da beni sevdi. Çok sevdi. Niye gitti Muzaffer'le evlendi? Zoraki. Hiç öyle zorlanmış gibi değil ama. Kuruluyor kocasının yanında tomafile. Caka satıyormuş. Değişti ana. Çok değişti. Tatlı geldi para. Gözü döndü. Eskiden bir ben vardım. Şimdi tek derdi para. Ah yavrum, güzel yavrum. Geldin mi dediğime? Geç oldu ama gevreğini içine dürer, yürür. O çiftlikten çıktın ya, döndün ya. Dönmedim ana. Dönmeyeceğim de. Dönmeyeceğim mi? Ne yapacağım peki? Başka niyetlerim var. Şu traktörlere baka baka bir hal oldu Muzaffer. Beklemek zormuş. Öyle mi? Traktörleri beklerken böyleyse, çocuğu beklerken neler çektireceksin kim bilir. Çektirmeyeceğime söz veremem. Gel. Gel Cemşir. Sağ ol be. Biz gözün aydına gelelim dedik. Çocuklar ötürü. Sağ ol. Allah analı babalı büyütsün enişte. Sağ olasın. Hiç akraba olduk. Düşünsenize, senin çocuğun benim torunum olacak. Artık bundan daha sık akrabalık olmaz. Ben de dayısı oluyorum tabii haliyle. Evet. Sizin de gözünüz aydın. Sağ olun beyim. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Güle güle. Ya enişte, benim senden bir maruzatım olacaktı. Ya şimdi biz hısım akraba olarak daha yakınız ya. Fabrika diyorum. Ya daha temiz bir işe geçsem. Şu tozun toprağın içinde imanım gevredi, biliyor musun? Anlaşıldı. Tamam. Beğen kendine bir iş. Esaf mı? Allah ne muradın varsa versin be. Allah tuttun altın etsin. Tamam, tamam. Ayağın taşa değmesin enişte. Allah senden razı olsun enişte. Sen eskiden böyle şeylere prim vermezdin. Hı? Hatta bayağı da celallenirdin.
Öyle mi? Hamileliğin anneleri değiştirdiğini duymuştum da... babayı bu kadar değiştirdiğini hiç duymamıştım. Halide Hanım. Buyur Yasin Hanım. Depoya yeni bir dolap yaptıracaktık ya. Evet. Onun yerini gösterseniz de ölçüsünü alsak diyorum. Sonra bakarız, acelesi yok. Şimdi baksak, mallar yerde. Vakit geçirmeden verelim siparişi. Şimdiye kadar beklediyse birkaç saat daha bekleyebilir değil mi? Birkaç saat sonra gün düşer. Gündüz gözüyle yapsak iyidir. Anlaşıldı Yasin Ağa. İlla dediğini yaptıracaksın. İyi bari. Bakalım da bitsin bir an önce. Aslında benim bakmama bile gerek yok. Yerini pekala sen de gösterebilirsin. Halide Hanım. Efendim? Durun Halide Hanım. Ne oldu? Acele ediyordun. Onun için çağırmadım sizi. Anlamadım. Size söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerin mi var? Neyle ilgili? Kemal'le. Kemal mi? Kemal, Serap Hanım'ın eski yavuklusuymuş. Gülizar'ın bu vesveselerinden sıkıldım artık. O mu anlattı sana? Gülizar'la ilgisi yok Halide Hanım. Kemal, anasına söylerken ben duydum. Yanlış duymuşsundur. Adımın Yasin olduğundan ne kadar eminsem... duyduklarımdan da o kadar eminim. Serap Hanım, Kemal'le evlenmek istiyormuş. Çiftliğe gelince vazgeçmiş. Muzaffer Bey'le evlenmiş. Kemal, mahpusa bile düşmüş onun için. Anne. Hangisi daha güzel? Ay, sen bilin. Bu mu bu mu? İkisi de güzel. Bu akşam yemekte Muzaffer'e çok güzel görünmek istiyorum. Sen bu gece izinlisin Kemal. Arabayı ben kullanırım. Siz nasıl isterseniz. Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Hoş bulduk Gülizar. Hanımefendi hazır mı? Odasında hazırlanıyoruz Ağar. Ben geldiğinizi haber vereyim. Ne oldu? Ne bakıyorsun pel pel? Muzaffer Bey geldi, sizi bekliyor. Ona haber verecektim. Tamam, geliyorum 5 dakikaya. Söylersen. Söylerim. Uzanmıştım.
Seslendiğinizi duymadım. Seslenmedim. O gece de seslenmeden gelmiştiniz. İnsanı hep böyle şaşırtır mısınız? Sana bir şey soracağım. Buyurun. Dürüst olacaksın ama. Şüpheniz olmasın. Gerçek bir şekilde ortaya çıkar. Eğer şimdi yalan söylersen. Söylemem. Merak etmeyin. Peki. Sen. Güllü'nün eski evoklusu musun? Evet. Onun için hapislere düştün mü? Kemal cevap ver. Cevap versene. Yapabildin bunu. Ne cesaretle. Hiç utanmadın mı? Nasıl yalan söylersin? Çok yanılmışım Kemal. Senin hakkında çok yanılmışım.